Subhanallah. Evet arkadaşlar, aduketi attık. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün size dövme bakımı hakkında bilinmesi gereken şeyleri anlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bir dövmeciye gittiniz. Dövmenizi yaptınız. Dövmeciniz sizi streç filmine sardı. Kolunuzu güzelce streç filmine sardı. Arkadaşlar, bu streç filmi bir saat sonra eve gidince çıkarıyorsunuz. Tertemiz sabunlu suyla, yani antibakteriyel sıvı sabunla tertemiz yıkıyorsunuz. Kanlı pisinde her şeyi temizliyorsunuz. Kağıt havlu ile kuruluyorsunuz. Kağıt havlu kurulduktan sonra geliyor bakımımıza kreme. Arkadaşlar, krem olarak ne o bu ne bu ne bu ama aman aman okuyayım ne bu. Yok. Hiçbiri yok. Krem olarak Fusidin krem arkadaşlar. Fusidin krem alacaksınız. Bepanten değil. Dövme kremi değil. Vazelin değil. Fusidin krem arkadaşlar. Bunu deneyimleyerek, ben kullanarak test ettim uzun zamanlar boyunca. Fusilin kremi günde 5-6 defa 15 gün boyunca mercimek tanesi boyutunda dövmenize, tabii ki dövmenizin biraz daha boyutu yüksekse biraz daha fazla alabilirsiniz, dövmenizin boyutunuza göre alıyorsunuz. Ve günde 5-6 defa olmak üzere 2-3 saat aralıklarla 15 gün boyunca dövmenize tamamen kreminizi yediriyorsunuz. Arkadaşlar, dövmeniz su değebilir dövmenize. Şimdi su genelde sorulan bir sorudur. 3 gün duş alma falan filan. Arkadaşlar, dövmenize su değebilir. Bundan yana bir sıkıntı yok. Fakat bu su değebilecek olan su menba suyu değil tabii ki. Veyahut da taharat musluğundan suyu alıp foş foş yapmayacaksınız. Banyo sonuçta. Ufak az miktarda içinde klor bulunan bir su. Fakat deniz, havuz 15 gün yasak arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Ve güneş tabii ki. Arkadaşlar, dövmenizi yaptırdıktan sonra 15-20 gün, hatta bir ay mümkünse ve daha fazla süreçler güneşe maruz bırakmamaya çalışın. Her neyse, ben konuya döneyim. Cik 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 cik. Cuk 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 cuk. Bak 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 bak. Her neyse. Arkadaşlar, dövmenizi kremledikten sonra elinize siyah kabuklar, siyah boya, bu tarz şeyler gelebilir. Bundan korkmuyorsunuz arkadaşlar. Bunu, kreminizi, Fusidin kremi günde 5-6 defa olmak üzere 15 gün boyunca kullanıyorsunuz ve tamamen yediriyorsunuz dövmenizi. Kabuk attıktan sonra arkadaşlar, dövmeniz hafiften solukmuş gibi duruyor. Böyle parlak ve buruşukmuş gibi duruyor. Deri kendini tam tamamlamıyor çünkü arkadaşlar. Üstten iyileşiyor, ana kabuğu atıyor ama alttan daha hasarlı bir yapı var. Bu yüzden arkadaşlar, dövmenizi kabuk attıktan sonra telaşlanıp, efendime söyleyeyim, aa bu işte kabuk attı, soluk duruyor gibi gereksiz şeylerle dövmecilerinizi bunaltmayın. Yapmanız gereken şey, dövmeniz 15-20 gün içerisinde genel olarak kremi düzgün kullandığı şekilde kabuk atabiliyor. Kabuk attıktan sonra dövmenizi rengi ve tamamen iyileşme, bedenle bütünleşme süresi 1 ay, 2 ay, 3 ay gibi bir süreçtir arkadaşlar. Duş alma konusuna geldiğimizde, dövmenizde duş alacağınız zaman arkadaşlar, ilk gün duş almak zorundaysanız streçle sarıp duş alabilirsiniz. Fakat streç duştan sonra çıkarıp tekrar tertemiz temizleyin ve kreminize devam edin. Duş alırken dediğim gibi yine boya akar. Ne bileyim, kabuk gelir. Korkmayın ve kabuklarınızı kendi soymayın. Kendiniz soymayın kabuklarını. Kabukları tane tane yavaş yavaş kendi kendine atacaktır zaten. Siz dövmeniz, kreminizi sürerken kabukları kendi kendine atacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bir süreç işleyecek. Eğer denize gideceksiniz, duş alacaksınız diyorum. Güneş gelecekse arkadaşlar, mümkün olduğunca dövme iyileştikten sonra güneş kremi kullanmaya çalışın ve güneşten biraz daha kaşındırın dövmenizi. Bu şekilde arkadaşlar, dövmenin 15 gün, 20 gün bir bakımı var. İyileştikten sonra deriyle tamamen oturma süresi, rengini alma süresi 2 ay, 1,5 ay, 3 ay gibi değişik, metabolizmaya göre değişik süreçler göstermekte. Bunlara dikkat ederek düzgün bir dövmeye sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde iyi akşamlar diliyorum.